Paradoks. Paradoks nedir? Paradoks ne demek? Hemen açıklayalım. Paradoks, önce kökenini nereden geldiğine bakalım. Türkçe'ye Fransızcadan paradoxe sözcüğünden türeyerek giren paradoks sözcüğünün etimolojik anlamda kökeni Yunanca paradoxos, yani karşıt çelişen. Evet, asıl anlamı budur. Karşıt çelişen düşünce demektir paradoks. Paradoksun karşıt düşünce içeren, evet şu şekilde paradoks, karşıt düşünce içeren düşünce demektir. İçeren iddia anlamındadır. Kökleşmiş inançlara aykırı olan düşünce anlamında da kullanılır. Evet, kökleşmiş inançlara aykırı olan düşünce olarak da kullanılır. Türkçe tam olarak karşılığı çok kullanırız. Açmaz, evet. Açmaz bir çıkmaza girmek, fikirsel olarak açmazın içine girmek, işin içinden çıkamamak anlamında da kullanılır. Paradoks, açmaz olarak kullanırız daha çok. Çatışkı, çelişki, yanıltmaç sözlükleri kullanılmaktadır. Yani Türkçe'de günlük olarak bir çıkmazın içerisindeyim, bir açmazın içerisindeyim dediğimiz zaman bir paradoksun içerisinde kalmışım demek istiyoruz. Paradoksu aslında birçoğumuz günlük hayatımızda kullanıyoruz ama ne anlama geldiğini bilmediğimiz için paradoksun eş anlamlısını kullandığımızın farkında değiliz. Evet, anlamış olduk artık. Karşıt düşünce, kendi içinde karşıtını barındıran düşünceye ne denir? Paradoks denir.